Nabersiniz tayfa, ben Fantastik Sion. Naruto animesinin 113. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Choji vs. Jirobo savaşı başladı tayfa. Evet, o kayalığın altından çıktıktan sonra Jirobo ile savaşabilen tek kişi Choji oldu. Çünkü Sasuke'nin peşinden gitmeleri gerekiyordu. Sasuke'nin peşinden gitmezlerse sınır çizgisinden gidip ve ateş ülkesinden dışarı çıkıp farklı ülkelere, yani yavaştan gizli ses köyüne doğru gitmeye yola çıkacaklardı. Kafamda bir sürü soru işareti olsa da bu bölüm Choji gerçekten çok çok güçlü olduğunu hissettirdi. Neredeyse 50-60 bölümdür Choji'nin güçsüz olduğundan herkes şikayetçiydi ve Choji kendine güvenmiyordu tayfa. Hatta geçen bölümde Kiba bile ne işe yarayacak falan demişti Choji'ye. Ben geçen bölüm Choji'ye gerçekten inanmıştım. Çünkü gerçekten fiziksel güç olarak çok güçlü bir karakter, ama anlık fiziksel güç. Ve bu biraz yavaş oluyor ama Jirobo gibi bir savaşçıya karşı Choji'nin işi gerçekten zor olsa da, çünkü herifte mühür var. Lanetli mühür olması onu çok güçlü kılıyor. Choji'nin birkaç avantajı var. Bunlardan biri Akimichi klanından, yani Choji'nin bulunduğu klan Akimichi klanından özel haplar getirmiş. Ve bu 3 tane hap, kırmızı, yeşil ve sarı hap, sıralamaya göre gidersek düşükten en yükseğe, yeşil, sarı ve kırmızı hapları kullanmaya başladı Choji. Önce yeşil hapı kullandı, ardından sarı hapı kullandı ve gerçekten çakrasını ve gücünü üst sınırlara çıkardı ve gerçekten çok iyi iş çıkardı Choji. Ama dövüş tam olarak bitmedi. Kolunu şişirdi, bacağını şişirdi, bir taraflarını şişirdi. Kunayları etrafa geçirip kocaman böyle bir balon haline geldi ve güzel dövüştü tayfa. Diğer takım üyeleri de Sasuke'nin peşinden gitmeye devam ediyor. Herhalde herkes tek tek dövüşmeye başlayacak. En sonunda da Naruto Sasuke'ye mi kalacak acaba? Tam olarak bilmiyorum ama Sasuke o varin içinden çıktığı zaman mühürün de ikinci seviye kuvvetiyle herhalde Naruto'ya eşdeğer olacaktır sonunda tayfa. Ve Naruto'yu zor bir savaş bekliyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu incelemenin sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın ki ben de daha fazla Naruto Live Reaction çekebileyim tayfa. Zaten bu incelemeler öyle çok da böyle ayrıntıya girebileceğim incelemeler değil. Ben şu an ayrıntıya girsem videoyu 20 dakika falan uzatırım ve konuşurum. Choji'nin klanından, Choji'nin gücünden, haplardan falan, Shikamaru'nun düşüncesinden, Kiba'nın düşüncesinden, herkesinkine girip çıkarım Neji'ye kadar. Bu arada Neji ikinci komutanlığı aldı, yani ikinci komutayı aldı liderlikten sonra, Shikamaru'dan sonra, ki bence doğru bir kanal çünkü Neji sakin düşünebilen bir karakter ve başarılı tayfa. O yüzden ben bu konunun başarılı olduğunu düşünüyorum ve incelemeleri kısa tutmak istiyorum. Çünkü zaten 23 dakika live reaction, 20 dakika live reaction çekiyoruz ve asıl amaç aslında live reaction ve burada incelemeyi çekme sebebim biraz da olsa özet geçip tamamlamak ve geriye döndüğüm zaman incelemelere de bakmak tayfa. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.